Merhaba arkadaşlar. Facebook üzerinde kurduğumuz Engelsiz Hayat için grubunda matematik soru çözümleri olacak. Öncelikle kurduğu için Zuhur Hacılı'ya teşekkür ediyoruz. Gruba facebook.com/groups/engelsizhayatacun kısa yolundan girilebilir. Ben burada Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Milli Değerlendirme 2009 sınavı 4. sınıf için matematik sınavını çözeceğim. Daha sonra diğer sınıflar için de video çözümler yüklemek istiyorum. Umarım faydalı olur. Matematiğini geliştirmek isteyen arkadaşlar için. İlk soruda hesaplayın diyor. 15 artı 3 çarpı 4 eksi 16. Burada çarpma var. Çarpma önce. Önce çarpmayı yapıyoruz. Sonra toplamayı yapıyoruz. İşlem sıramız bu. 3 ile 4'ü çarpıyoruz. 12. 15 artı 12 eksi 16 oluyor. 15, 12 daha 27. 16 çıkarttığımızda 11 oluyor. Diyor ki sayılardan hangisi 2'ye bölünür? 14, 10, 11, 18. 2'ye bölünmesi için son basamağının çift sayı olması lazım. Yani 0, 2, 4, 6, 8'ten biri olması lazım son basamak. Bakıyoruz burada 18 var. Cevap D. Devam edelim. Diyor ki en büyük iki basamaklı sayı 56'dan kaç büyüktür? En büyük iki basamaklı sayı 99. 56'yı çıkarırsak ondan 43 kalıyor. Cevabımız 43. 40 ve 15 sayılarının toplamı ondan kaç büyüktür deniliyor? 40 ve 15'i toplayın diyor. 55. Ondan 10 çıkaracağız. 10 azaltın diyor. Çıkarttığımızda 45. Hesaplayın diyor. 30 artı 2, 9 eksi 2. Önce parantezi yapıyoruz. 9'dan 2 çıktı 7. 30 artı 7, 37. 8 çarpı 3 ifadesini aşağıdaki toplamlardan hangisi ile ifade etmek gerekir? 8 çarpı 3 24'tür. Bunlardan hangisi 24? Bu 24, bu 16, bu 19, bu 12. Dolayısıyla cevap 24. 8 artı 8 artı 8. Uzunluğu 24 santimetre olan bir parçayı her biri 4 santimetre olan parçalara bölüyoruz. Kaç tane parça gerekir? 24'müş, uzunluğu 4'lüye bölüyoruz. Dolayısıyla 24 bölü 4, 6. Bizim 6 tane parçaya ihtiyacımız var. Bir desimetre uzunluğundaki parçayı ne kadar uzatmak lazımdır ki alınmış parçanın uzunluğu bir desimetre 5 santimetre olsun? Bir desimetrenin üzerine 5 santimetre koyuyoruz ki 1 desimetre 5 santimetre olsun. Diyor ki karenin tarafların uzunlukları toplamı 48 santimetredir. Karenin bir tarafı kaç santimetredir? Bir kare var. Toplamı 48'miş. Yani a dersek 4a 48'miş. Öyleyse a eşittir 48'i 4'e bölüyoruz. 12 santimetre. Hesaplayın diyor. Önce parantezin içi 890 artı 10 900. 900'ü 3'e bölüyoruz. 300. Hesaplayın diyor. Önce bölüm var. Onu yapalım. 27'yi 3'e böldük. 9. 9 çarpı 5. 45. Şimdi bir daha yazalım. 6 artı 45 eksi 36. 6 45 daha 51. 51'den 36'yı çıkarırsak 15. Nasıl yaptık? 51, 36 çıktı mı? 5 kalıyor. Burada elde almıştık. 4'ten 3 çıktı mı? 1.
300'ün 1 bölü 6'sı aşağıdakilerden hangisidir diyor. 300 1 bölü 6 ile çarparsak 300'ü 6'ya böleriz, 50 olur. 300 bölü 6, 5, 30, 0. Bunu da buraya geçiriyoruz. 50 oldu. Bir sonraki soru. 1000 eksi, önce parantezin içini yapıyorum. 245 artı 55, 300. Sonra onu 3 ile çarpıyorum. 900. Sonra 1000 eksi 900 eşittir 100 ifadesinin değerini bulun diyor. 800 ve 200 sayılarının farkı ondan kaç defa büyüktür? Onun kaç katıdır? 800'den 200'ü çıkarıyorum. 600. 600'ü 10'a bölüyorum. 60. 60 defa büyük. Hesaplayın diyor. Önce tabi bölme işlemini yapıyorum. 36 bölü 4, 9, 4. Şimdi geri kalana bakalım. 900 eksi 700 artı 4. Ne olur? Toplama çıkarmada sıra önemli değil. Aynı olduğu için 900'den 700 çıktı. 200. 200 artı 4 eşittir 204. Hesaplayın diyor. Yine şurayı şuraya bölelim. 80 şey çarpalım pardon. Çarptığımızda 80 çarpı 8. 8 kere 8 64'tü. Onun yanına bir sıfır ekliyoruz. 80 çarpı 8 640. 637'yi 7'ye böleceğiz. 9 kere var. 7'de 7 bir kere var. 91 artı 18. 640'tan 91'i çıkarıp onu 18'de toplayacağız. 640'tan 91 çıkarttığımızda 9, 4, 549. 18'de topladığımızda 7, 6, 5. 567 cevabımız. Sepete 15 elma koyduktan sonra orada 32 elma oldu. Sepette evvelce kaç elma vardı? Toplamda elmamız varmış. Üstüne 15 tane daha koymuşuz. 32 tane olmuş. Dolayısıyla elmayı bulmak için 32 bunu bu tarafa atacağız. Eksi 15 olacak. 32 eksi 15 elma eşittir 17 tane. Devam edelim. Diyor ki garajda 20 araba vardı. 20 maşın vardı. 5 maşın geldi ve 7 maşın gitti. Garajda kaç maşın kaldı? 20 araba vardı. 5 tane de geldi. 25. 25'ten 7'yi çıkarıyoruz. 7 tane gitmiş. 18 tane araba kaldı. Diyor ki bir kitabın değeri 3 manattır. Yani 3 para. Item 5 kitap aldı. O kitaplara ne kadar pul verdi? 3 bir tanesi 3 ise 5 tanesi 3 çarpı 5'ten 15 olacak. Şıklar yok. Her sırada 2 kişi oturursa, 2 öğrenci oturursa 16 kişi için kaç tane sıra gerekir? Her sırada 2 kişi oturuyorsa 16 kişiyi 2'ye böldüğümüzde bizim 8 tane sıraya ihtiyacımız var. Diyor ki bisikletli 240 metre yol gittikten sonra malum oldu ki o yolun yarısını gitmiştir. Yolun uzunluğu ne kadardır? Bisikletli 240 gittiğinde yarısı ediyormuş. Öyleyse burası da 240'tır. Dolayısıyla 240 artı 240'tan cevabımız 480'dir. Satıcı 150 kilogram un ve onun 1 bölü 5'i kadar şeker tozu sattı. Satıcı toplamda kaç kilogram erzak sattı? 150'nin 1 bölü 5'i nedir? 150 çarpı 1 bölü 5 eşittir 30. Öyleyse 150 un sattı.
30'da şeker tozu sattı. 150 artı 30, 180 kilogram sattım. Yemekhanede bir günde 60 kilogram patates yeniliyor. Bu hesapla bir haftada kaç kilogram? Bir haftada 7 gün var. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla 60 çarpı 7, 420 kilogram patates yeniliyor. Diyor ki sadece bir inekten 150 litre, öbür inekten 130 litre süt sağdı. O sağılmış sütü 7 litrelik bidonlara doldurdu. Kaç tane bidon gerekti? Şimdi 150 birinden sağıyor, 130 da birinden, toplam 280. Ve bunu 7 litrelik bidonlara koyuyor. Dolayısıyla bizim tam 40 tane bidona ihtiyacımız var. 40 bidon lazım oldu. Otobüs Bakı'dan Merdekhane'ye 60 dakikaya gidiyor. Otobüs bu yolun 1 bölü 3'ünü kaç dakikaya gider? 60 çarpı 1 bölü 3. Bir şeyin bir şeysi dediği için çarpıyoruz. 60 çarpı 1 bölü 3, 20 dakikaya gidiyor. Yük otomobili, yük arabası 100 kilogramlık yola 18 litre benzin harcıyor. Bu hesapla otomobil 700 kilometre yola ne kadar harcar? Eğer 100'e 18 harcıyorsa 700'e kaç harcar? 700 demek aslında 7 tane 100'ün birleşimi demek. Bunların her biri 100, 100, 100, 100, 100, 100. 100 diye düşünebiliriz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane parça var. Her birine 18 harcarsa toplamda 18 çarpı 7 olacağı için 126 litre benzin harcar. Dörtte bir hissesi, dörtte biri 60 kilometre olan yolun uzunluğu ne kadardır? Yani bizim bu çizgilerimizin her biri 60'mış. 4'te biri 60. 4 çizgimiz olduğu için 60'ı 4 ile çarpıyoruz ve 240 kilometre oluyor. Sürati bisikletçinin süratinden 6 defa büyük olan motosikleti 4 saate ne kadar gider? Şimdi geldi. Diyor ki bisikletçi 3 saate 36 kilometre yol gidiyorsa sürati bisikletçinin süratinden 6 kat büyük, 6 defa büyük olan motosikletçi 4 saate ne kadar yol gider? 3 saate 36 gidiyorsa 36 bölü 3, hızı 12 kilometre bölü saat. Bu bisikletçinin hızı. Bisikletin hızı bu. Motosikletli eşittir. Bunun 6 katı, 12 çarpı 6, hızı 72 kilometre bölü saat. Bu 4 saate ne kadar gider? Her saatte 72 gittiği için 72, 72, 72, 72. Birinci saatte 72, ikinci saatte 144, üçüncü saatte 13 katı ve dördüncü saatte 4 katı. Dolayısıyla biz 72'yi 4 ile çarpıyoruz. 8, 288 kilometre gidiyor. Evle mektep arasındaki yolun 5'te 1'inin uzunluğu 25 metredir. Evle mektep arasındaki yolu bulunuz. 5 parça yapıyorum. Birisi 25'miş. Dolayısıyla diğerleri de 25. 1, 2, 3, 4, 5. 25 çarpı 5. Benim uzunluğum 125 metremiş. Burada da diyor ki x'in
değerini bulun. X'e 35 ekliyorum, 67. 67, 35 eklenince 67 oluyor. 35 eklemeseydim, yani 65'ten 30, 67'den 35'i çıkarsaydım 32 olacaktı. Demek ki X'in değeri 32.